GTA maceralarından herkese merhaba. Bu videoda GTA San Andreas'ta tren kovaladığımız görevde çok ilginç deneyler yapacağız. Ve bu deneyleri yaparken gerçekten çok ilginç sonuçlarla karşılaşacağımızdan eminim. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu videoda sizleri çok ilginç deneyler bekliyor olacak. Şimdi hazırsanız deneylerimize bir başlayalım. Öncelikle göreve girelim tabi. Şuradan görev listesinden bulalım görevimizi. Wrong Side of the Tracks isimli görevi bulduk ve girelim. Şimdi ara sahneyi atlayabiliriz. Görev yerine doğru yavaştan bir gidelim. Şimdi neler yapacağımızı anlatayım sizlere. İlk olarak trenin içerisindeki şoförü, makinisti daha doğrusu yok etmeyi deneyeceğiz. Bakalım yok ettiğimiz zaman görev nasıl olacak, yani nelerle karşılaşacağız? Onu merak ediyorum açıkçası. Treni patlatmayı deneyeceğiz, o tür şeyler deneyeceğiz. Şimdi şu kırmızı markaya girersek görevimiz başlıyor. O yüzden kırmızı markaya girmeden arabayı şuraya bırakıyorum ben. Arabayı bıraktıktan sonra evet, burada trenimiz duruyor. Trene doğru gittiğimiz zaman içindeki kişiyi görebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Kapıyı açmaya çalıştığımız zaman kapı kilitli, gördüğünüz gibi açılmıyor. Üstünde vagoslar yok şu anlık. Peki bir silah alıp şöyle silah ilesi yazıp şu adama ateş edersek neler olur? Onu da bir deneyelim. Şöyle bu kısma doğru ateş ediyorum. Ve adama doğru ateş ettiğimiz zaman adam ölüyor. Ve kapısı açılıyor trenin. Şu an içine binebiliyor muyuz diye merak ediyor olabilirsiniz. Bir deneyelim hemen. Şöyle binmeye çalıştığımız zaman gördüğünüz gibi kapı kilitli animasyonu çıkıyor karşımıza. Tekrardan deneyelim. Kapı açık olmasına rağmen CJ içine binemiyor trenin. Yani şu an trene binemiyoruz. Peki treni patlatmaya çalışırsak neler olur? Onu da deneyelim isterseniz. Hemen şöyle trene doğru roket atıyoruz. Ve gördüğünüz gibi trende herhangi bir patlama sorunu olmuyor. Tren patlamıyor gördüğünüz gibi. Bu arada şu polisi bir kapatırsak iyi olur. Evet, şimdi başka bir şey daha deneyelim. Şimdi normal şartlarla binmeyi denediğimiz zaman binemedik. Peki trainer kullanırsak binebilir miyiz diye düşünüyor olabilirsiniz. Onu hemen deneyelim. Şuradan hemen driver kısmına basıyorum ve bastığım zaman bindiğimizi görüyorsunuz. Şu an trene bindik ve treni sürebiliyoruz. Şöyle göstereyim. Peki aklıma şöyle bir şey takıldı benim. Şimdi ben bu treni sürebiliyorum. Göreve daha girmedik. Orada kırmızı marker arabaya binince geri gelecek. Şimdi treni biraz uzaklaştırsam, arabaya geri dönsem, görevi yapmaya çalışsak nasıl bir şeyle karşılaşırız? Onu merak ediyorum ben. İsterseniz onu hep birlikte bir deneyelim. Şöyle biraz uzaklaştırayım treni. Ondan sonra treni bir yerde bırakacağım. Sonra Big Smoke'un yanına dönüp o kırmızı markaya gireceğiz. Görevi başlatacağız. Sanırım bu kadar uzaklık yeter diye düşünüyorum. Biraz uzağa bırakalım. Çok da uzaklaşmaya gerek yok. Şurada bir fren yapıyorum. Sonra bundan bir inelim. Big Smoke'un yanına doğru bir gidelim. Görevi bir başlatalım. Neler olacağını birlikte bir görelim. Şimdi jetpack alalım hemen. Jetpack ile uçup gidelim Big Smoke'un yanına doğru. Treni gördüğünüz gibi buraya bıraktım. Bakalım tren olmadığı zaman, orada şu an tren yok zaten. Tren olmadığı zaman nelerle karşılaşacağız birlikte bir görelim. Evet, Big Smoke arabanın içerisinde bekliyor. Şu an tekrardan trene bakalım var mı yok mu diye. Gördüğünüz gibi tren burada yok. Vagoslar da yok henüz. Şimdi vagoslar nereye inecek onu da merak ediyorum. Ya da oyun mu çekecek, o da olabilir, bilmiyorum yani. Bir şeyler olacak ama birlikte bir görelim. Şimdi arabaya biniyoruz. Kırmızı marker şurada çıkacak. Hazırsanız kırmızı markerin içerisine giriyorum ve neler olacağını hep birlikte bir öğrenelim. Şöyle girdim. Bakalım neler olacak. Ara sahneyi atlamıyorum. İzleyelim. Ve tren yok gördüğünüz gibi. Vagoslar orada duruyor. Şimdi onlar atlayacak muhtemelen. Ve atlıyorlar. Gördüğünüz gibi rayın üstüne düştüler. Çünkü tren yok. Bu şekilde rayların üstünde koşturuyorlar şu an. Bizimkiler de aynı şekilde boş boş koşturuyor. Tren bir anda şuraya geldi gördüğünüz gibi. Trenimiz gidiyor. Yani tren burada olmamasına rağmen tekrardan trenin üstüne çıkmayı başardılar. Şimdi yine benzer bir şey denemek istiyorum. Az önce şu trainer'ı kullanarak binmeyi denemiştik. Şimdi şu turuncu olan trainer'ı kullanarak binmeyi denersek neler olacağını merak ediyorum. İsterseniz bir deneyelim. K tuşuna bastığım zaman trenin içerisinde yolcu koltuğuna otomatik olarak ışınlanabiliyoruz. Şöyle K tuşuna basıyorum. Ve bastığım zaman tren kendi kendine hareket etmeye başlıyor gördüğünüz gibi. Şu an ben sürmüyorum. Tren kendiliğinden gidiyor. Gördüğünüz üzere şu an tren gidiyor. F tuşuna basıyorum atlamak için ama şu anlık atlayamıyoruz. Biraz hızlanınca atlayabileceğiz sanırım.
Arabalarda da öyle oluyor çünkü. Şimdi F tuşuna basıyorum ve atlayabildik gördüğünüz gibi. Ve tren gitmeye devam ediyor. Bu sefer içinde şoför var, makinist var. Kendiliğinden gitmeye devam ediyor tren. Şimdi bu tren giderken tekrardan göreve girersek neler olur? Onu merak ediyorum. Yine az önceki denediğimiz şeye çok benzer bir şey deniyoruz ama bu sefer birazcık daha farklı. Şimdi şu arabaya bir binelim. Kırmızı markaya doğru bir gidelim. Bakalım neler olacak, birlikte görelim. Şimdi kırmızı markaya geldik. Yine muhtemelen tren olmadığı için bunlar raya atlayacaktır diye düşünüyorum bu vagoslar. Evet, tren yok gördüğünüz gibi. Aynı az önce olduğu gibi yine raylara atlıyor bu bizimkiler, vagoslar. Şimdi tekrardan başlıyoruz. Başladığımız zaman gördüğünüz gibi tren böyle kendiliğinden geri gelmeye başlıyor. Bu tarafa doğru geliyorlar. Hatta biz bunları burada yok edebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle yok etmeye çalışıyorum. Ateş ediyorum hepsine. Hadi tren gitmeden, tren tekrar gidiyor. Şöyle hepsini yok edebilirsem güzel olur. Son bir kişi, hadi. Ha, bu şeye takılıyor değil mi? Ondan olmuyor. Şuna hemen binelim. Orada bir çıkıntı gibi bir şey oluyor ya, çubuk gibi bir şey. Oraya takılacak, o yüzden ölmüyor. Hadi Big Smoke, hadi tren gidiyor. Trenin kaçıyor Big Smoke. Tamam. Şimdi şu adamı takip edelim. O direğe takıldığı zaman görev muhtemelen başarılı bir şekilde tamamlanmış olacak. Onu da bir göstermek istiyorum sizlere. Muhtemelen öyle olması lazım, yani öyle tahmin ediyorum. Şuradaki direğe, çıkıntıya takıldığı zaman. Evet. Adam oraya takıldı. Bu arada biraz bozuldu görüntüsü adamın. Boş boş havada uçuyor gibi bir görüntü var ama sıkıntı yok. Yani garip bir şey oldu. Ne olduğunu da açıklayamıyorum ben şu an. Görev yaptık bir şekilde. Garip bir sonuçla karşılaştık bu sefer. Yani buna da söyleyebilecek bir söz bulamadım. Şimdi başka bir şey denemek istiyorum. Hemen tekrardan o yere, görev yerine doğru bir gidelim. Devam edelim videoya. Şimdi bu göreve tekrardan geldik. Bu sefer kırmızı markaya girdikten sonra trenin içerisine binmeyi deneyeceğim. Bakalım vagoslar trenin üstündeyken treni ben kontrol edersem nelerle karşılaşacağız. Hep birlikte bir görelim bunu da. Şimdi kırmızı markaya geldik. Şimdi şurada hemen jetpack almak istiyorum. Jetpack'i alalım. Trenin oraya yaklaşayım, yoksa şurada çıkmıyor o içine girebileceğimiz araçlar. Biraz yaklaşmamız gerekiyor. Şöyle biraz yaklaşalım. Şurada birazdan tren çıkacak. Evet, tren çıktı. Driver kısmına basıyorum. Ve driver kısmına bastığım zaman W gibi bir şey çıktı karşımıza. Bir sonraki istasyona atlamak için W tuşuna bas diyor. Basalım bakalım. W tuşuna bastığımız zaman gördüğünüz gibi Las Venturas'a geldik. Şu an bildiğiniz Las Venturas'a geldik. Hatta şöyle bir trenden inebilirsem göstermek istiyorum. Jetpack alalım trenden inip. İndik sonunda, tamamdır. Şöyle bir jetpack alalım. Gördüğünüz gibi şu an Las Venturas'tayız. Görev iptal olmadı ve hala vagoslar trenin üstünde durmaya devam ediyor. Bize de ateş etmeye devam ediyorlar muhtemelen. Evet. Baksana nasıl doğrultmuş silahını bize doğru. Bu arada şu ölümsüzlüğü aktif edelim. Aktifmiş, tamam, sıkıntı yok. Devre dışı sanıyordum. Şimdi gördüğünüz gibi görev hala çalışıyor hiçbir sıkıntı olmadan. Hala görevde devam edebiliyoruz. Şimdi tekrardan binelim içerisine, bakalım neler olacak. Yine bir deneyelim. Şuradan tren çıkarsa artık. Bu tren değil. Heh, bu tren işte. Tekrardan bindiğimiz zaman W'ya tekrardan basabiliyoruz. Tekrardan basıyorum. Ve başka bir istasyona geldik gördüğünüz gibi. Yine Las Venturas'tayız bu arada. Trenden tekrar inmeye çalıştığımız zaman yine inebiliyoruz. Ve aynı şekilde driver kısmına tekrardan bastığımız zaman tekrardan W yazısını görebiliyoruz. Tekrardan basıyorum o yüzden W'ya ve bu sefer bastığımız zaman San Ferro'ya geldiğimizi görebiliyorsunuz. Bu şekilde bu W tuşunu kullanarak şehirler arasında yolculuk yapabiliyoruz görevin içerisindeyken vagoslarla birlikte. Ve bu vagoslar hala trenin üstünde durmaya devam ediyor. Görevimiz de hala devam ediyor. Öyle garip bir olay var şu an. Bakalım nereye kadar gidecek bu. Bir kez daha iniyorum. Bir kez daha basıyorum. W'ye basıyorum tekrardan. Ve tekrardan Los Santos'a dönmüş olduk. Bundan sonraki istasyon göreve başladığımız istasyon olacak. Hatta burayı atlamıyorum. Bu sefer atlamadan takip edelim treni. Bakalım o istasyonda yavaşlayacak mı? Onu görmek istiyorum. O yüzden atlamıyorum burayı. Evet, Big Smoke'un olduğu tren istasyonuna neredeyse vardık. Big Smoke'un işaretini orada haritada görebiliyorsunuz ve şu an tren yavaşlamadı bile. Bayağı hızlı bir şekilde yanından geçtik Big Smoke'un. Şöyle bir jetpack almak istiyorum tekrardan. Ve bu tren hala gitmeye devam ediyor. Muhtemelen trenden uzaklaşırsam ben görev başarısız olacak.
O yüzden trenden uzaklaşmaktan çekindim. Jetpack'le tekrardan trenin oraya doğru bir gidelim. Ve bu vagoslar hala bunun tepesinde beklemeye devam ediyor. Hala bize ateş ediyorlar. İlginç bir olay. Gerçekten ilginç bir olay. Bu arada bu adam az önce takılmamıştı W'ye bastığımız için, atladığımız için o sahneyi. Şimdi ilk kez takıldı ve sanki göreve ilk kez başlamışız gibi, yeni başlamışız gibi hala normal bir şekilde görev devam ediyor. Daha başka ne deneyebiliriz diye düşünüyorum. Bu arada az önce burada tam bu noktada gelmesi gereken karşıdaki tren yeni geliyor. Yani ilk turda gelmedi çünkü o sahneyi atladık. İkinci turda tekrardan geliyor veya o da olabilir. Yani ikinci kez tekrardan karşılaştık o trenle. Yani bu da demek oluyor ki görev hala ilk kez girmişiz gibi devam ediyor. Tren yetişebilirsem tabii bu ne hız böyle. Peki şimdi o San Ferro'ya geçtiği kısımda biz hala böyle jetpack'le kovalamaya devam edersek yine görev başarısız olur mu yoksa görev devam mı eder? Onu merak ediyorum. Onu da bir deneyelim. Öğrenelim birlikte. Bu arada akşam oldu biz bunu deneyene kadar. Bir de şu an gördüğünüz gibi şu karşıdaki adam düşmeye başladı. Yani görev hala sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Sanki ilk kez girmişiz gibi. Daha göreve yeni başlamışız gibi bir şey yani bu da. Ve en sona neredeyse vardık. Şimdi cevabını hep birlikte öğreneceğiz. Bu trene yetişmekte de zorlanıyorum bu arada. Bayağı hızlı gidiyor çünkü. Hadi CJ hadi. Neyse sıkıntı yok, yetiştik trene. Kaybetmedik gözden. Şimdi bakalım görev iptal olacak mı olmayacak mı birlikte göreceğiz. Hadi bakalım. Son saniyeler. Ve şu an bakıyoruz. Gördüğünüz gibi bir ara sahne girdi ve Big Smoke burada olmamasına rağmen Big Smoke'un sesi geldi. Ve görevimiz başarısız oldu. Yani o trenin içerisine verip W'ya basarsanız, istasyon atlama seçeneğini kullanırsanız görev başarılı bir şekilde devam ediyor. Ama bu şekilde uçarak takip ederseniz görev başarısız oluyor maalesef. Bu trainerları kullanarak böyle şeyler denemek çok hoşuma gidiyor benim. Belki siz de seviyorsunuzdur. Başka neyi deneyebilirim diye düşünüyorum ama şu anlık aklıma bir şey gelmiyor. Şu saati bir gündüz yapalım. Etrafı net görelim. Neyse şu anlık aklıma bir şey gelmedi. Sanırım bu kadar yeterli. Eğer sizin aklınıza takılan bir şey varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Başka bir videoda deneyebiliriz. Bu videoluk bu kadar olsun. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka macerada, bir başka ilginç deneyde böyle görüşmek üzere. Hoşça kalın.